Buradan mı geçeceğiz şu an? Evet. Şimdi geriye doğru çıkıyorum. Yeraltı şehrini gezmeye geldik. Bir tekrar kullanarak geçiş yapabilirsiniz. Yani birçok yerde oyundan göreceksiniz. Bunlar da çanak çömleklerin içerisinde insanlar erzaklarını, sularını, içeceklerini depolamışlar. Yani erzak deposu sadece bir yerde değil. Her oda bu amaçla da kullanılmış olabilir. Eda kafana dikkat et. Ben zaten kısayım, vurmam herhalde. Aynen. Burada saklanıyorsanız eğer dışarıda düşman var demektir ya da bir tehdit altındasınız demektir. Mezarlık olan olarak kullanılan bir oda arkadaşlar. Burada tabii nasıl anlayabiliyoruz? Kazılar sırasında bulunan iskeletler doğrultusunda burada buranın bir mezarlık olarak kullanıldığını öğreniyoruz. Burada küçük delikler var. Buradan aslında bazı öğrencilere göre çarap ya da farklı şeyler verildiği, uzatıldı bir nokta arkadaşlar. Nasıl Eda burası? Burada bakın bir öğütme taşı görüyoruz. Eski bir taştır, girişte de var. Şu alana buğdayla çevirdikçe öğütür ve ürününüzü elde edersiniz. Burada bakın çanak çömlekleri koymak için küçük oyunları, farklı oyunları görebilirsiniz yani. Buradan mı geçeceğiz şu an? Evet. Burada ilk tünelimiz olacak. Geçim, öyle mi? Eda sen önden geçin, kafana yemene gerek yok. Sağdaki, devam edin, sağdaki odaya gireceğiz. Ben yine görüyorum. Vallahi ben şu an oturarak yürüyorum. Benim için bile çok dar. Oradan sağa giriyoruz efendim. Tamam. Oradan geçerken buradan ona saldırı da düzenleyebilirsiniz. Evet. Örneğin. Diğer bir noktamız, bakın sizden bahsettiğim teknoloji çok güzel bir şey. Yani akıl kullanmayı bilmek en önemli şeylerden bir tanesi. Yani, evet. Sonradan hareket etmesin diye mi? Evet, sonradan ağacıyla sabitlenmek ki keza bu normalde taşıda göremiyor olmamız gerekiyor. Çünkü biz şu an dışarıdan geleniz. Düşman olarak kendinizi düşünün. Özür dilerim, buyurun hocam. İçeriden düşman bu taşı kapattığında, yani şu kadarlık bir alanınız var değil mi? Kapalı olduğunu hayal edin. Taşı tutabileceğiniz bir nokta var mı? Ortada bir deliği var. Evet. Ancak iki eliniz olun. Ama bu şunu kullanmak kolay bir şey. 300-400 kilolu evet. Bir taş. Ne olacak? Sadece içeriden açılıp kapanabiliyor oluyor. Yani güvenliğinizi sağlamış oluyorsunuz. Ortadaki delik ne için var? Hava sirkülasyonu devam etmesi gerekiyor. Aynen. Tam böyle bütün olduğunu düşünün. Şu taraftan ya da oradan ittiriliyor. Bakın. İttirildiğinde tam orta noktasında şurada taşı tutturdunuz. Ben düşmanım. Siz de buranın yer halkısınız. Yani delik ortalama şuraya gelecek bakın. Taşı kapatıldığında. Benim hareket kabiliyetim zaten düşük. Arkadan gelen devam edemiyor zaten. Beni çıkaracak dışarıya. Sonra bir daha deneyeceğim. Ama önünde zaten taşı kaldırabilecek, oynatabilecek bir şansı yok. İşte bu insanlar bunu burada düşünmüş. Çok mantıklı bir şey yapmışlar. Az önce gördüğümüz taşın görevi bu. Burası benim favori yerim. Öyle mi? Evet.
şarap falan. Şarap Hazreti İsa'nın kadını da temsil ediyor. Şarap da yapılmıştır. Peki nasıl yapılır? Üzümler gördüğünüz Hazreti biriktirilir, ezilir. Şuradaki aşağıdaki delikten şunun tarzında ya da çanak çörekin içerisinde şıra doldurulur, kapatılır. Bu tarz noktalarda ya da yerde gördüğünüz boyutlarda koyulur. Fermentasyon. 2 haftalık bir süreç olacaktır ortalama. Ondan sonra üzüm suyu şaraba dönüşecektir. Gördüğüm şey ama biraz orada eğilmeden geçmeye çalışıyorum, geçemiyorum. Mecburen eğilmek zorundayız. Yine kafaları eğdik. 155 bin insan için bile çok zor. Evet arkadaşlar, burası havalandırma bacası. Ne olduğunu göreceksiniz. Ooo. Keza yukarıya da. Şimdi telefonumu uzatayım dedim ama sen çıksana, ben kendim bakacağım bir. GoPro sağlam, sıkıntı yok. Işıktan harlayabilirler. Peki oyuklar neden var? Burası bir nevi bir kişinin yukarıya çıkıp yukarıya bağlantılı düşmanın ve hala burada olup olmadığını gözetlemek için. Evet, yeryüzüyle bağlantısı varsa su, yani yağmur yağdığında en alt kısma su birikecek, onu kullanabilirsiniz. Bakın şurada bir aşındırma var. Bu aşındırma çekilen su kuyusunun, yani ipin ya da halatın neyin yaptığı aşındırmadır bakın bu. Maşallah. Aşırı zekice bir olay şu an. Haydi bölüm devam edelim. Eda şu an dik duramıyorum, fark ettin mi? Evet. Oo, tünel bayağı iyi. Yeraltı şehri normalde 7 katlıymış. Şu anda gezebildiğimiz sadece 4 katı var. 4 kattan sonra aşağı indiğimizde bizi böyle bir kum karşılıyor. Gezemediğimiz 3 kat daha var. Şimdi geriye doğru çıkıyorum. Işık göründü. Şu anda 4. kattan tekrar yukarı doğru çıkıyoruz, 3. kata. Ve her kenarda yine odalar mevcut. Tek başınıza geldiğinizde mutlaka kaybolacaksınız. Bu oda keyif odası galiba. Tavana bakın. Sizce? Siyah. Uyku. Yatak değil mi? Tavanın siyah olduğunu görüyoruz. Bakın is. Yani ateş yakılmış. Ocak, şey mutfak. Evet. Mutfak, evet. Oraya da hiç bakmıyorum. Düşman dışarıda. Evet, yemek pişirmesi gerekiyor. Dumanı gerekiyor. Görürse. Evet, bu yüzden bu adamlar sadece gece ateş yakmışlar. Sadece gece yemek pişirmişler. Evet, çünkü duman dışarı gidecek. Evet, şu anki gibi her yer aydınlık değil o dönemi baktığımızda. Gece duman görülemeyeceği için güvenlikte de bir nebze olsun, sağlanmış olacak. Gündüz olursa dışarı çık, el salla, daha iyi yani yerini belli. Ne düşünüyorsun Eda? Ay çok garip, aşırı zekilermiş. Sinirim bozuldu. Baktığınızda bakın. Görüyorsunuz, sökülüyor. Evet. Tam bu. Sen. Evet, yapı olarak farklı. Sen? Bunun özelliğidir. Abi, havan taşı. Havan taşı. Yani sert bir kağıt, bazalt ya da andezit. Burada öğütmek için kullanılmış. Şuna bir şeyler vurarak böyle de. Evet, kesinlikle. Ya örneğin şuradan başladınız. Buraya aldınız. Tabi o deliklerin olmadığını düşünün. Daha ipsiz kullanacaksınız. Elinizde daha yine sert bir taş var. Vurdukça ne olacak? Aşınacak illa ki. Ne oluyor? Derinleşiyor. Derinleştikçe içerisindeki malzemeyi almakta zorlaşır. Haliyle. Sonra buraya git. Sonra bu. Bunları hep kullanmaktan dolayı böyle oluyor yani, kesinlikle, değil mi? Kesinlikle aşındırmış. Sürgü taş olarak da kapıyı kapatmak için kullanılmış. Evet. Taş olarak bile kullanılmış olabilir. Dezavantajı var mı? Var. Ortasında delik yok. Çok ağır. Evet. Düşmanı göremezsiniz, savunamazsınız. Ama hayatınız söz konusuysa yapmaktan başka şansınız da yok. Mecbur deneyeceksiniz. Kesinlikle. Gerçekten inanılmaz bir yer. Baktığımız da çok büyük değil mi? Geziyoruz. Evet. Ama girmediğimiz birçok daha oda var aslında. Sağda solda.
Buradan aşağı devam ediyor. Birazdan gittiğimizde aşağı giden farklı tüneller var. Şu an bizim şu turda yaklaşık yeraltı şehrin %10'luk bir kısmını geziyoruz. Bakın öyleyken %10'luk kısmının ne kadar büyük olduğunu düşünün. Bir de %100'ünü düşünün. Evet. Oldukça zor bir de yani gezmesi. Kesinlikle öyle. Büyük bir efor zarf ediyorsun. Gezerken yoruldum. İnsanlar burayı nasıl yapmış? İnsanlar burada savaşıyor bir de. İçeride hiç savaş olmuş mu? İçeride savaş illaki olmuştur. Nasıl diyebilirim bunu? Tabii ki düşman bir şekilde bulmuştur. Çünkü direkt bu tünelleri akıl etmesi ya da sürgü taşları başlarından bir tecrübe geçmiş ki ondan sonra bu teknikleri bulmuşlardır. Evet. İlk başladığımız yere geldik, bitirdik. Evet, ahıra geldik. Nasıldı? Çok güzel. Güzeldi. Gelmesem aklımda kalırmış. İyi ki gelmişim. Kesinlikle. Ya, Kapadokya'da gezilmesi gereken en önemli noktalardan bir tanesi yeraltı şehirleri genel olarak. Sadece kaymaklı için demiyorum. Yeraltı şehirleri. Daha benim gezmediğim yani birçok yeraltı şehri hala var. Onları da gezmek için can atıyorum. Kapadokya'ya gelip de yeraltı şehirlerini gezmemek olmaz. Mutlaka gezin. Kesinlikle çok güzel içerisinde. Evet, burada da hediyelik eşyalar var. Her yerde olduğu gibi buradan da hediyelik eşya alabilirsiniz. Peki yeraltı şehrinde ne söylemek istiyorsun oranın hakkında? Yeraltı şehri insanlar o zamanlarda hani o zamanın koşullarıyla herhalde beyinlerini aşırı çalıştırmışlar. Hani şu an biz o kadar çalıştırmaya ihtiyaç duymuyoruz. Ama onlar o kadar çok çalıştırmışlar ki hani o zamanın son teknolojisi olan şeyler yapmışlar yani. Ellerindeki imkanları sonuna kadar kullanmışlar ve içerisi çok güzeldi. Şimdi Aksaray'da bulunan Ihlara Vadisi'ne geldik. Burayı turlayacağız. Yine bununla geçtik. Bu arada müze kart 60 TL ama biz öğrenci olduğumuz için 30 TL ücret ödedik. Evet ve mutlaka çıkartın. Mutlaka. Şu arkamda gördüğünüz ağaç yabani bir Antep fıstığı ağacı. Ihlara Vadisi'ne giriş yaptık. Aşağıya inmemiz için toplamda 350-400 civarlarında merdiven inmemiz gerekiyor. Ve kanyonun uzunluğu 14 kilometre. Biz sadece 2-3 kilometresini yürüyüp geri döneceğiz. Aynen ve yani girişteki o yabani Antep fıstığı ağacını gördün değil mi? Evet, o Antep fıstığı ağaçları yabani yenmiyormuş. Burada oluşmazmış normalde Antep fıstığı. Garip bir şekilde olmuş yani. Esrarengiz bu olay, bilmiyorum. Evet. Tam karşıdaki bölümde daha çok geometrik şekiller, çiçek desenleri görülüyor. İçe geçmiş daireler. Bu tarafta döndüğümüzde tarafında önemli sahnelerden bir tanesi Hazreti Meryem'in ölüm sahnesini görebiliyoruz burada. Bakın fresko tekniğinin o duvara sürmüş olan beyaz alçıyı burada çok net bir şekilde görebiliyoruz. Üç müneccimin tapınması sahnesi. Melkor, Gaspar ve Baltazar adında üç kralın Hazreti İsa'ya ellerinde hediyeler götürdüğünü sahneleyen sahnedir burası da. Şu anda Ihlara Vadisi içerisinde yürüyüş yapıyoruz. Size ara ara görüntüler göstereceğiz. Pazartesi olduğu için şu anda aşırı boş. Hafta sonları çok çok daha yoğun oluyor. Evet, çayımızı içtik, dinlendik, yürüyüşe devam ediyoruz. Birazdan da yemek yiyeceğiz. Yine Ihlara Vadisi'nin kenarında bir restoranda yemek yiyeceğiz. Çok acıktım. Yürüyüş nasıl gidiyor? Keyifli. Ya burada saatlerce yürüyebilirim, hiç problem yok. Evet, sabah hava çok kötüydü. Yağmur yağıyordu, fırtına kopuyordu ama şu an... Güneşli, çok güzel. Güneşli, gayet iyi şu an hava. Biz şimdi yemeği bitirdik. Yemekler göğüste geliyor ve gerçekten çok lezzetli. Mutlaka Ihlara Vadisi'ne gelirseniz Belli Sırma Restoran'ta gelin. Yemeği bitirdik. Şimdi Ala Kilise'ye geldik. Şimdi burayı gezeceğiz.
20 yılı yılında. Yapı oldukça büyük. Anadolu mudur kendisi? Ve Hristiyanlık 1. yüzyılın sonlarında bölgemize geldiğini söylemiştim. Ve 4. yüzyıla kadar Roma, yani pagan zulmünde yaşam sürdürdüler. Bölgenin kilise babalarından olarak da adlandıran Aziz Basi. Burada duvarda gördüğünüz kişi. Göle geldik ama rüzgardan konuşamadık. Sizi gördüğünüz görüntüleri. Gezerken tabelalarda gördüğümüz Chez yazısının anlamını merak ettik ve rehberimize sorduk. O da Fransızca'da Ali'nin yeri, Mehmet'in yeri anlamına geldiğini söyledi. Bunun sebebi 55 yaşındaki insanların da çok fazla Fransızca bilmesi ve o dönemlerde çok fazla Fransız vatandaşının buraya gelmesiyle birlikte oluşmuş. Şu anda da bu bölge en fazla Rus ve Ukraynalı insanlara kapılarını açıyor. Meyveler iyi olur diyorsunuz. Tatlı mı seviyorsun, ekşi mi? Tatlı. Tatlı seviyorsun. Çok ne sevdiğini bilmeyen biriyim ama olsun. Sen ister misin? Tabii ki de. Dene bakalım hadi. İçiyorum bak. Koklama, iç direkt. Alkol oranı fazla gibi. İlaç şey gibi değil ya. Direkt alacaksın şöyle. Bunu ağzımda gezdirsem de sorun olmazmış. Normalde ağzımda gezdirince şey yapıyorum, sevmiyorum ama güzelmiş tadı. Çilekli mi bu? Evet. Güzel. Çok güzel. %10 alkol. Ben beğendim. Alkol yüksek değil, tam tersi en düşük olanı bu. Gerçekten mi? Çok güzelmiş, ben bunu beğendim. Bu ne şimdi? Bu Kocabağ üretimi Velvet şarabı. Öküz gözü Boğazkir üzümlerinden üretiliyor. Hmm. 2019 yapımdır. %13,5 alkolü vardır. İçimi çok güzel, hafif, rahat. 13,5 diğerinden bir tık fazla, bakacağım. Evet. Yaktı. Diğerini daha çok beğendim. Diğeri daha hafif demek ki. Evet, diğeri daha hafif, onu daha çok beğendim. Deneyelim bakalım. Çok kaynar mıdır acaba? Yok. Çaydan daha soğuk. Ay, aromalı, güzel kokuyor. İçtiğinde şu an neden? İçeyim. Ay, bayıldım, bu çok güzelmiş. Güzel mi sıcak şurada? Güzel. Bayağı güzel hem de. Böyle şey, alkollü meyve suyu gibi bir havası var, çok aynen. Güzel. Nasıl? Güzel. Evet, çok güzel. Aynen, gayet iyi. Avanos ilçesinde bulunan Salkım Şarap Evi'nden Eda'nın denediği, en beğendiği çilek şarabını aldık. Çok güzel. Bugünkü uzak Kapadokya turumuzu bitirdik. Bu videoda biz çok eğlendik, çok keyif aldık. Yeni yerler görmeyi zaten çok seviyoruz. Umarım siz de izlerken keyif alırsınız ve de buralara gelebilirsiniz. Bir sonraki videomuz aktivite videosu olacak. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.